Süpürge Mühendisi kanalına hoş geldiniz. Bugün Philips Marathon Ultimate serisinden FC9924 seri numaralı elektrikli süpürge makinesinin montajını yapacağız. Şimdi şöyle alt keçesini temizledikten sonra motorunu takacağız. Sonra bunu ön ve arka aparatına takalım. Şimdi bu yeni serilerde bazı eksik noktaları gidermişler. Şimdi bunu geri takarken bunu buraya oturtmak zor oluyordu. Arka tarafını sivri yapmışlar. İşte bu tekerleklerde kırılma oluyordu. Burayı yaramay somun diye bir somun var. Ondan yapmışlar. Hani geçirmeli yapmışlar. En azından kırılmaya karşı bir önlem. Çıkacaksa şöyle oturtmamız lazım. Kablonun burada çıkış yeri var. Ha. Şöyle yapalım. Yani bunların iyi oturması önemli çünkü sonra çekim sorunu yaşayabilirsiniz. Şimdi bu Philips Marathon söküm takımı biraz vakit aldırdığı için motorunuzu söktükten sonra da motorunuzun kablosunu tam takabilmişsiniz diye teyit amaçlı çalıştırıp kontrol etmenizi tavsiye ederim. O yüzden şimdi koyduğumuzda hemen makaraya takıp deneyeceğiz. Önce şu arka kapağını da takmamız lazım. Burayı unutursak tekrar söküp takmamız gerekir. Şu tırnaklara gelecek şekilde takacağız. Sabah erken vakti olduğu için biraz daha afyonu patlamadı herhalde. Biraz zor buluyorum. Tamam. Hemen kontrol edelim. Makaramızı altına biraz kaldırıp öyle getireceğiz. Şu topraklamasını da takalım. Topraklamamızı da taktık. Kontrol ettik çalışıyorum diye. Kapatmadan önce son aparatlarını takalım. Şöyle ve şuradan şuraya oturtuyorsunuz. Tamamdır. Şurada yayını unutmayalım. Yayını buraya takıyoruz. Az önce çalışmayan şey şimdi çalışıyor. Enteresan. Şimdi bu hava valfini arkadaşlar çok önemli. Önce yayı takıyorsunuz.
Sonra bu aparata takıyorsunuz şunu. Makinenizin çekmeme sebeplerinin en büyük sebeplerinden biri bu. Hava var. Şöyle bakıyorsunuz, çalışıyor mu? Bu bazen kırılıyor oluyor. İşte paslanmış oluyor veya benzer şeyler oluyor. Bunu ya 3D ile başlayacaksınız ya da yenisini alıp takmanız lazım. Yani buraya uydurmasyon bir şey yapamazsınız. Bunu öncelikle söyleyeyim. Şimdi yapamazsınız deyip gaza gelip yapanlar olur. Bana lütfen o videoları atın. Ben de izlemek isterim yani. Sonuçta pratik üretimden her zaman üretmemiz gerekiyor. Ülkemin zeki insanlara her seferinde bir çözüm bulacaktır. Şimdi bunu da şuraya takalım. Bu da kumandanın okuyabilmesi için. Şimdi bizim bu eski filtremiz vardı. Bu filtreyi çıkarıyoruz arkadaşlar. Yerine yeni filtreyi takacağız. Önce silelim onu. Şimdi sildiğimiz şeyi de ilk şekilde kurutmamız gerekiyor. Şimdi yeni filtremizi takacağız. Şöyle göstereyim. İnsanı rahatlatmıyor mu ya yeni filtre? Hı? Şu filtreye bak. Olmaz. Şu filtreye bak. Şahane olur. Yenilenmek her zaman güzeldir arkadaşlar. Şak. Tamam, bunu da yerine oturtturduk. Şimdi bir çekimle bakalım. Makinenin sesinin tonu bile değişti. Yani o kadar diyorum arkadaşlar. Şimdi şey yapalım. Vidalarını takalım. En kötü tarafı da bu. Şu anda motorun vidalarını takmayı unuttuk. Kaç kere de bu makineyi söküp taksanız hep bu motorlarında vidalarını takarken problem yaşıyorum yani. Burada motorun vidalarını sökebilmemiz için makaranın aparatlarını tekrardan çıkarıyoruz. O bölgedeki vidaları tekrar takabilmemiz için. Motorun vidalarını taktık. O kısmı atladım. Şimdi geri geldik. Şimdi bunu montajını çıkarmıştık. Şu yan klipslerinden kurtardık. Bunu geri takıyoruz.
Şimdi kutumuz tam oturdu. Şimdi bunun ön filtresini yeni filtre takmıştık. Bunu bir takıp şekline bakalım. Şu aparatını da unutmayalım. Makinemizin yan kanatlarını takacağız. Şimdi bunu takarken beraber takın arkadaşlar. Önce bir tarafını takıp daha sonra bir tarafını takmaya çalıştığınızda bazı parçalar oturmayacaktır. Şimdi bunların yanlarını sıkacağız. Şimdi sıktıktan sonra tekrar çekimine bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bu eski filtreydi. Şimdi o filtreyi de şöyle yenisiyle değiştiriyoruz. Yeni görmek insanı mutlu etmiyor mu ya? Yani böyle yeni filtreler taktığımda, yeni süpürgeler tamir ettiğimde gerçekten mutlu oluyorum açıkçası. Şimdi deneyelim. Evet, gayet güzel bir çekimi var.